Devletle işim yok diyen Bilal Erdoğan ne iş yaptığını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, geliri ve mal varlığıyla ilgili bir soruya, ekonomik durumum iyidir. Benim devletle işim yok. Kendi işim restoran işidir, cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, ekonomik durumunun iyi olduğunu söyleyerek, benim devletle işim yok. Kendi işim restoran işidir. Bu şekilde hamdolsun kendimize gelecek gelirlerimiz var, benim gıda işlerindeki ortaklarım bu işleri takip eder. Zamanımın çoğu vakıf işleriyle uğraşmakla geçiyor dedi. Gazete Duvar'ın haberine göre Bilal Erdoğan ayrıca, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, teğet geçti, dediği 2008 küresel ekonomik krizinin henüz bitmediğini söyleyerek, özellikle 2008-2009 krizi aslında 1929 büyük buhranından beri yaşanan en büyük kriz. Aslında henüz bitmedi dedi. Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan, Anadolu Soruyor, programına konuk oldu. Geliri ve mal varlığıyla ilgili bir soruya karşılık Erdoğan, şunları söyledi. Tabii ki zaman zaman kendimi şöyle teselli ediyorum, kişi kişiyi kendi gibi bilir, derler. Medya diye bir şey var, magazin diye bir şey var, Allah tesisüsü yasaklıyor bize. Gizliyi araştırmak, başka insanlara haddinin ötesinde ilgi göstermek diye. İnsanlarda bu var, insanlar Cumhurbaşkanının ailesini, oğlunu konuşurlar. İngiltere kraliyet ailesini herkes konuşuyor. Ben ilk gelirime lise son sınıftayken başladım. Orada bir süre çalıştım. O zaman biz katsayı mağduru olduğumuz için okulu asıyorduk, o zaman şantiyeye gidiyorduk. Amerika'ya gittim sonra. Orada para kazanmak için değil ama çeşitli aktiviteler yaptım. Dünya Bankası'nda 2 yıl çalıştım. Doktoraya başladığımda asistanlık yaptım. Ders asistanlığı yaptım. Bunun üzerine de dövizle askerlik yapma hakkı elde ettim. Bunu da yaptım. 3 yıldan fazla yurt dışından fazla çalışan kişilere tanınan bir hak. Bunu sordum da, ben başbakanın oğluyum, gidip askerlik yapsam uygun olur mu diye. Dediler bu hak kimde olsa kullanır. Sonrasında bir lokanta işine girdik lisedeki arkadaşlarımla birlikte. Bugün benim mal varlığımdaki ekonomik durumum iyidir. Benim devletle işim yok. Kendi işim restoran işidir. Aile üyeleri olarak inşaat işleri olan devletle işi olmayan, ihaleye girmeyen yerimiz var, bu şekilde hamdolsun kendimize yetecek gelirlerimiz var, benim gıda işlerindeki ortaklarım bu işleri takip eder. Zamanımın çoğu vakıf işleriyle uğraşmakla geçiyor. Bu yaşadığımız ekonomik kriz ve devamının Türkiye için bir fırsat sunduğunu düşünüyorum. Bu fırsattan biz Türkiye olarak güçlenerek çıkabiliriz. Nedir? Başımızdaki iktidarın bunları çözebilecek, geçmişte de çözmüş olması. Güçlü bir lider olması, kriz döneminde başarmış bir liderimiz olması. Bu olsaydı bizim de boştu zaten. Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan kimsenin açta açıkta kalmasına müsaade edecek bir lider değil. Ben bunu oğlu olarak söylüyorum. Nasıl ki salgın döneminde vatandaşlara yardımlarda bulundu. Diğer ülkeler ekonomilerini soğutma yönünde ilerlerken Türkiye ihracat yönünde ilerliyor. Bir geri çekilme, sonrasında atak evresine gidileceğini düşünüyorum. Biz hep tanınarak yaşadık. Ben Tayyip Erdoğan'ın oğlu olduğum için değil, onun döneminde yaşadığım için şanslı hissediyorum kendimi. Siyaset, bir ülkenin önünün açılması demek. Gençler bu anlamda çok şanslı. Gençler yurt dışına gitmek, görmek, gezmek ve işe girmek istiyorlar. Bir genç bana geçen gün dedi ki, gönderin gitsin görsünler, öyle geri gelsinler. Sanıyor musunuz ki Almanya'da 3000 euro kazanan biri burada 50 bin lirayla yaşayan gibi yaşıyor mu? Burada 50 bin lira olan geliri zengin. Ama orada 3000 euro alan kişi zorla geçiniyor belki de. Bir gencimiz gitsin, Amerika'da tam burs kazanacak şekilde başarı yaptın, gelsin ülkesine hizmet etsin Selçuk Bayraktarlar gibi, ülkemize hizmet etsin. Sosyal bilimlerde ciddi bir literatürümüz var aslında. Osmanlı döneminden bugüne çevrilmeyen halen okunmayanlar var, Osmanlı bu batılılaşmayı nasıl yaşamadı? O günkü şartları bizim bilmemiz var, gençlerimiz iddia sahibi Türkiye'yi tercih ediyor.